Evet, sorunuz varsa soru alacağım. Şükrü Bey, soruları yönetelim. Ama belli bir makul sayıda tutarsak çok uzamazsın lütfen. Buyurun. Bu protokolden çekilmeniz Kanal İstanbul projesi üzerindeki etkisini merak ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin pek çok sorumluluğu ve yetkisi var o protokolde. Projeyi nasıl etkileyecek Büyükşehir'in bu protokolde olmaması? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani projeyi nasıl etkileyeceği benim zihnimde bile yok. Çünkü proje olmayacak. Yani proje yapılmayacak. Dolayısıyla bizim projeden çekilmemiz demek projeyi uzaktan seyredeceğiz anlamına gelmiyor. Tümüyle olmaması yönünde hukuki mücadelemizi vermemiz anlamına geliyor. O bakımdan İstanbul halkının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olmadığı bir proje bu kentte olamaz, yürüyemez. Dünyanın hiçbir yerinde bir şehir halkının iradesinin olmadığı bir proje yapılmaz, yapılamaz. Bunun adı başka bir şeydir. Türkiye böyle bir hamleyi kabul etmez, etmeyecektir. Çekildiğiniz protokolün içeriğine yine bakılacak olursa, yani toplam olarak ne kadar İstanbul'a bir yük biniyordu? İnşaat olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden de destek bekleniyor muydu? Yani aslında bu protokolün içeriğinde tam olarak neler vardı? Bir o, bir de daha önce demiştiniz kanalın etrafında Katar Emiri'nin annesinin arazi satın aldığı gündeme geldiğinde biz sadece onu değil diğer imar hareketliliğini de inceliyoruz demiştiniz. Çevre Bakanı da öyle bir hareketlilik olmadığını söyledi. Sizin ilk incelemelerinizde hareketliliğe dair neler tespit ettiniz? Gerçekten de bir orada imar hareketliliği var mı? Ya şöyle, şimdi bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hızla yaptığı ya da ÇED raporunda da üstünde durulan analizler ya da işte 75 milyarlık maliyet gibi, Büyükşehir'e de 23 milyar lira civarında bir maliyetten bahsediliyor. Ama bakın şunun altını çizelim. Göreceli maliyetlerdir bunlar. Bakın sıkı analizler yoktur burada. Yani ben projeci bir insanım. Ben bir projenin başlangıç maliyeti ve sonucunu yapılan analizlerle, yapılan ekspertiz çalışmalarıyla, yaklaşık maliyetten oluşturmasındaki süreçlerle kesin maliyete dönük süreçler arasındaki farkı işin nevine göre analiz edebilecek kapasitede biriyim. Yani 23 milyar çok göreceli bir kavramdır. Yani bunu siz, evet bugün böyle ifade edebiliyoruz ama ikiyle çarpsanız yani çok büyük yanlış yapmış olmazsınız. Onun için maliyeti büyüktür. Bu bakımdan hani biz bu işleri söylerken İnanın hani öylesine söylemiyoruz. Rakamların ciddiye alınması şart. Ya arsa alımı konusunda yani yine şunu söyleyeyim. Sayın Bakan çok yanlış cümleler kuruyor. Üzülüyorum. Yani Şehircilik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, çevre ve şehircilik adına konuşmuyor. Yani söylediği sözler ne yazık ki çelişkili. Ya 1.150.000 nüfuslu şehri sen 500.000 nüfuslu bir kent olarak, akıllı kent olarak açıklayıp insanların gözünü boyamaya çalışıyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanı böyle konuşmamalı. Bir. İkincisi, yani emin bir şekilde arsa hareketi yoktur diyorsun. Bir örnek vereyim mi size? 2011'den bu yana arsa hareketi tam, açıklayayım, tam 30 milyon metrekareyi bulmuştur. 30 milyon. Tüm değişim ısı hareketlerini Sayın Bakan isterse yazılı da isteyebilir, telefon da açıp isteyebilir. Biz telefonun ucundayız. Bakanlık makamına saygımız sonsuz. Kendisiyle paylaşırım. 30 milyon. Ya ne oluyoruz? Bakın ben bu konulara girmedim, farkında mısınız? Girmedim yani. Detay. Önemli ama detay. Daha önemli konular var. 30 milyon. Tarım alanı olan bu alanlara bu ilgi niye? Daha acı bir şey söyleyeyim mi size? En büyük kökten, aileden gelen birkaç alan hariç. Yani yüzlerce yıllık orada arazileri olan aileler var. Onlar hariç. En büyük arazisi olan ilk 3 şirket de Arap şirketi. Bizden detay isterlerse bütün detaylar bizde var. Paylaşırız.
30 milyon metrekare ne demek biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Beyoğlu. Beyoğlu. Yetmez. Arkadaşlarım hesaplayın demiştim. Artı Bayrampaşa. O da yetmez. Bir de üstüne Gazi Osman Paşa'yı ekleyin, o kadar yapıyor. Daha iyi anlar benim Gazi Osman Paşalı, Bayrampaşalı, Beyoğlu hemşehrilerim. Ne demek istediğimi daha iyi. 30 milyon metre bu demek. Evet. Sayın Başkanım, ÇED raporu açıklandıktan sonra 10 günlük askı süresi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu itiraz süresine dahil olacak mı? Ya da herhangi bir eylem planı var mı? Tabii ki dahil olacağız. Yani hem bu itiraz süresine dahil olacağız. Az önce yaptığım çağrı gibi İstanbul'u ben dert ediyorum. Yarın ben çocuğuma ya da benim üyelerime hesap veremem diyen kişiler, sivil toplum kuruluşları, herkes Şehircilik Bakanlığı'na çok basit bir şekilde, çok basit yani hiç şey değil, abartmadan nedir? İşte İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyorum. Kanal İstanbul projesinin İstanbul'un su kaynaklarını, Terkos'u, Sazlıdere'yi yok etme riskine karşı ÇED raporuna itiraz ediyorum demesi bile yeterlidir. Yazacak dilekçesini Şehircilik Bakanlığı'na gönderecek ya da gidecek İstanbul'daki Şehircilik Bakanlığı şubesine teslim edecek. Herkesin hakkı var. Hukuken biz hakkımızı arayacağız. Milyonlarca insan buna itiraz edebilir. Kurumlar etmelidir sorumlulukları gereği. Etmiyorsa da beyan versin. Ben etmiyorum desin ya. Bu şehrin kurumları var, sivil toplum kuruluşları var. Yüz binlerce üyesi olan, oy vermiş kurumları var. Baksınlar, düşünsünler, bilimi analiz etsinler. Bize sormak istedikleri varsa sorsunlar, sürece dahil olsunlar. Susmak dilsiz şeytanlığı oynamaktır. Hiç sevmediğim karakter. Sayın İmamoğlu, 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da İki seçim kazandıktan sonra hala İstanbul'un, 16 milyon İstanbul'un belediye başkanı olduğunuzu söylüyorsunuz. 16 milyon içerisinde Kanal İstanbul'u savunan İstanbullular da var. Onların hukukuyla ilgili, onların savundukları ile ilgili ne söylüyorsunuz? Onları da temsil eden bir belediye başkanısınız. Aynı zamanda Kanal İstanbul projesi bir erken seçim projesi olduğu gözüküyor. Ve siz de bir muhalefet lideri gibi bu projeye yönelik olarak muhalefet yapıyorsunuz. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Yani söylediğiniz hiçbir tanımla alakam yok. Yani birincisi, ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Kaliforniya'daki bir projeyi eleştirmiyorum. İstanbul'daki bir projeyi eleştiriyorum. Dolayısıyla yani benim Türkiye'nin genel siyaset atmosferiyle alakası olmayan bilimsel verilerle açıklamalarımı yaptım. Akılla ve bilimle yaptım. İstanbul'da benim gibi her fert düşünmek elbette zorunda değil. Dediğiniz gibi bu şehirde Kanal İstanbul'u istiyorum diyen de çıkabilir. Ama bir tek şeyle ayrışırım. Siyaseten istiyorum diyenlerle ayrışırım. Biri istiyor diye istiyorum diyenlerle ayrışırım. Şununla da ayrışırım. Ekrem istemiyor diye istemiyorum diyenle de ayrışırım. Bana değil, bilime inansınlar. Akıl ve bilime. Yani erken seçim vesaire, o zaten benim işim değil. Merkezi hükümet karar alıyor. Benimle ilgisi yok. Yani siz bence bu soruyu onlara sorun. Eğer onun için ortaya atmışlarsa bilemem. Ama biz İstanbul halkının hakkını korumak için mücadele veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün bir açıklaması oldu. Kanal İstanbul belediye değil, devlet projesidir ifadesini kullandı. Türkiye için yapılabilir bir projedir bu. Bunu yaptırmayız gibi yaklaşımlarla engellemeye çalışmak çok mantıklı gelmiyor dedi. Ayrıca projenin Montrö'yü de ortadan kaldıracak bir proje olmadığını söyledi. Bu sözlere nasıl bir yorumunuz olur? Ya orada zaten Montrö konusunda çelişki var. Birisi Montrö diyor, birisi Montrö değil diyor, birisi Montrö bizim gururumuzdur diyor. Birisi Montrö bekadır diyor. Yani herkesin bir fikri var. Ben anlamış değilim. Orada bir karar birliği yok. Bir başka husus, bir devlet projesidir. Yani her proje devlet projesidir. İstanbul'daki bir yaptığımız metro hattı da devlet projesidir. Ne demek? Ben devlet değil miyim? Ben kamuyum. Yani bu anlayıştan vazgeçsinler. Bir proje parti projesi değildir. İstanbul'daki her proje bu şehrin projesidir. Ben başladığım ilk gün söylediğim şeydir. Hiç kimse yaptığımız bir projeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin projesi diye tanıtamaz dedim. İstanbul halkının, İstanbul şehrinin projesidir.
Bir başkasının tanıttığı, anlattığı gibi değil. Kimse cebinden vermiyor. Kamunun kaynaklarını en iyi şekilde kullanıp verimli proje üretme çabasıdır bu. Devlet projesidir. Ama bir kriter var. Yapacağınız bir projeyi soracağınız bir heyet vardır. En değerli heyet. Bazı konular vardır. Fizibiliteler, analizler. Ya Allah aşkına ÇED raporu ortada. Büyükşehir Belediyesi'ni dikkate almıyorsun. Devlet Hava Meydanları'nın raporunu değiştiriyorsun. İSKİ'yi dikkate almıyorsun. DSE'yi dikkate almıyorsun. Kimi dikkate alıyorsun? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu açıklamayı yapanlar da dahil. Kabinelerdeki de dahil. Ben biliyorum, hissediyorum. Bu benim hissiyatım. Yanılabilirim. Olabilir. Ama hissiyatımı söyleyeceğim. Bunu savunan siyasilerin çoğu, bugünkü kabinedekiler dahil, geçmişte kabinede bulunan özellikle teknik insanlar, kalben, vicdanen, içlerinden ya şu Ekrem var ya vallahi doğru söylüyor diyor. İnanıyorum buna, ben içimdekini söylüyorum ya. Ama diyemiyorlar, konuşamıyor. Olsun, ben onların yerine konuşacağım. Ekrem Bey, Hilmi Acadoğlu, Amerikan'ın sesi. Şimdi 2011'den beri biz bu projeyi konuşuyoruz. Ben bir gazeteci olarak 2011'den beri çok sayıda dosya yaptım bu konuyla ilgili olarak ve fakat yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanının çok kararlı olduğu açık, size de birkaç kere yanıt vermiş oldu. ÇED raporu hızlandırıldı, beklenen hızlı bir şekilde bitti. Dün Sayın MHP Genel Başkanı da bu konuda açıklama yaptı. Buradan da anlıyoruz ki iktidar bloğunda bu konuda bir aynı fikir mevzu bahis. Çevre Bakanı bu konuyu söylüyor. Meclis Başkanı keza söylüyor. Dolayısıyla bu iş gündemde olacak ve sizin önünüze gelecek. Şimdi bundan sonra siz burada bilimsel olarak İstanbul'a bunun ne tür zararlar vereceğini çok açık bir şekilde, herkesin anlayacağı bir şekilde anlattınız. Fakat bunlar uzun zamandır söyleniyordu. Çok çeşitli çevreler tarafından ama demek ki bunlar değer görmüyor. Eğer bu önünüze gelirse, geliyorum kusura bakmayın. Nasıl bir seçenek uygulayacaksınız? Yani 16 milyon benim arkamda diyorsunuz, ya kanal ya İstanbul diyorsunuz. Çok güçlü bir slogan kullanıyorsunuz. Yani ne yapacaksınız onu merak ediyorum. Mesela bir plebisit seçenek olarak, ne bileyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine ve bundan sonra İstanbul'un gündemine gelebilir mi? Ya da ne bileyim, sokaklarda bu konuyu, demokrasi meydanları demiştiniz geçtiğimiz günlerde, burada tartıştıracak mısınız? Yani sizin Ekrem İmamoğlu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un esasında temsilcisi olarak nasıl bir bundan sonra bir hattı çizeceksiniz? Hilmi Bey, bir gerçeği ortaya koyalım ki tabii ki sizlerin bireysel çabaları takdire şayandır. Bu konuda saygı duyuyorum. Ben de Beylikdüzü Belediye Başkanı iken bu konuyu 50 yerde dile getirdim. Kimse bizi duymadı. Ama şimdi beni herkes duyuyor. Yani hiç olmadığı kadar İstanbullular şu anda Kanal İstanbul'un farkında. Birinci şey bu. Şimdi böyle bir dönem yaşamadınız. Bakın, ben araştırma yaptım. %90'ın üstünde insan diyor ki benim bir fikrim yok. Biliyorum ama fikrim yok diyor. Kanal İstanbul'u biliyorum ama fikrim yok. İlk defa fikir sahibi oluyorlar. Bizim sayemizde. Yani biz kimseye otur işine bak, sükse yapacağız, sen ne anlarsın, siz zaten proje yapmayı bilmezsiniz falan demiyoruz. Biz bilimle, akılla konuşuyoruz. Onlar öyle desinler. Biz de oturup işimize bakmıyoruz zaten. Oturup işine bak dedikleri gitti zaten. Onlar gitti. Halk onları yolladı. Biz işimize bakıyoruz. Dolayısıyla bu aşamadan sonra 16 milyon insanın Mart'ta ve Haziran'da ortaya koyduğu demokrat irade, hukuka dayalı irade, başka şeyler beklediler 31 Mart'tan sonra. 6 Mayıs'ta Maltepe mitingi günü, başka şeyler, ama bu milletin sağduyusu, akılcılığı, hukukla, kanunla, yasayla, demokrasiyle süreci dönüştürme çabası, göreceksiniz şimdi de hukukla, başvuruyla, çağrıyla, gidip dilekçelerini vererek, bir seferberlik şeklinde hukuku dayanak alarak, yol yürüyerek bu sürece çözüm olacak. Türkiye başka bir atmosfer. Türkiye şu anda İstanbul'la beraber dünyaya demokrasi mesajı veriyor. Hukukta bazı hatalar varsa, yönetimde bazı hatalar varsa da bunu da gerçekten akılcı ve sabırlı ve hukuka dayalı bir şekilde çözüme kavuşturacak.
Her gün bizi takip edin. Göreceksiniz bunlar böyle gerçekleşecek. Efendim son soru. Bloomberg İnternet'te Tuğçe Tuğçe Özay Bloomberg News'tan. Ben şey soracaktım. Bu zamana kadar 75 milyar lira bir maliyet gösterildi. Acaba Büyükşehir Belediyesi'nin farklı bir hesabı var mı? Büyükşehir Belediyesi kendi payına 35 milyar diyor ama toplamda projenin sizin bir hesabınız var mı konuda? Ben size şöyle söyleyeyim. Bu projeye tabii proje yaptık deniyor. Fizibilite yaptık deniyor. Farkında mısınız bilmiyorum. 7 dakikalık bir 3D geziyor. 3D'de bize milyon dolarlık yatları gösteriyorlar. Yat limanlarını gösteriyorlar. 70 katlı binaları gösteriyorlar. Daha ileri gideyim mi? Dolmabahçe Sarayı'nın bir tane replikasını gösteriyorlar. Bir tane Çin Sarayı, Japon Sarayı gösteriyorlar. Ben anlamış değilim. Ya bu nasıl bir projedir? Ne yapıyorsunuz siz? Oradan bir tane de şey geçiyor. Yani bir Hollywood filmi gibi bir tane tanker geçiyor böyle yani. Gezerek, İstanbul'u gezerek gösteriyor falan. Ya şimdi bu proje üzerinden ben neyi tahmin yürüyorum? Ben tahmin yürütüyorum. Doğayla ilgili kaygılar ortaya koyan tahmin yürütüyorum. Ama yani çizilen bu proje buysa ben niye referans alıyorum o 3D'yi? Sayın Cumhurbaşkanı gösterdi. Sosyal medyada var 7 dakikalık. Yani şu ne oyunu diyorlar onlara? PlayStation mı diyorlar? Yani markada demeyelim. Yani bir oyunlar var çocuklarımızın elinde görüyoruz bazen. Ondan daha yaratıcı ya. Bildiğiniz oyun ya. Bildiğiniz oyun. Ya yazık günah. Ben projeyi bilirim yani. Gerçekten bilirim. Ya bu insanları aldatmayalım. Gözünü boyamayalım. Yapmayacaksanız zaten yapamayacaksınız. Başka bir niyetiniz varsa onu söyleyin. Az önce gazeteci arkadaşımın söylediği gibi. Yok başka niyetiniz yok. Bunu yapacağız diyorsanız da dev gibi 82 milyonun vicdanı, 16 milyon insanın hareketliliği ve vicdanı sizin karşınızda. Onun için maliyet hesabına girilemez bile yani. Ama ben diyorum, dediklerini 2 ile çarpın, 3 ile çarpın, vallahi yanılmazsınız. Bak vallahi yanılmazsınız. Onun için Allah hem cebimizi, hem kamunun kaynağını, hem bu şehrin maneviyatını, tarihini, doğasını, hem 16 milyon insanımızı Allah'ın korusun. Teşekkür ederim. Efendim. Son dediniz. Evet son dedim ama efendim. İki kadın peki. Arkadaşımızın ricası var. Bir tane ayrıca. Çok kısa. Hukuken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devreden çıkararak bu projeyi yapmak gibi bir durum söz konusu mu? Yani hukuku çiğnerseniz söz konusu. Ama biz hukuku çiğnetmeyeceğiz. İnsanlarımız hukuku çok ciddiye alır. Hukuku korur. Hukuki haklarını kullanır. Bunu göreceksiniz. Kaygı duymayın. Bu soruları bana sordular. Seçilirseniz size İstanbul'u verecekler mi? Ya kimin malını kimden koruyorsunuz ya vermeyeceksin? Babamın malı mı yani burası? Bana vermeyeceksiniz. Yani İstanbul halkının emaneti aldık. Nasıl ki benim dönemim bitecek. 5 yıl sonra seçim olacak. Biri kazandı. Ben de emanet edeceğim. Bu anlamda da korkmayın. Kaygı duymayın. Hukuku koruyacak milyonlarca insanın sağduyusu var bu şehirde ve bu ülkede. Değinilmediği için ek yapmak zorunda kaldım kusura bakmayın. ÇED raporuna itirazınız var ama ÇED raporunu hazırlayan özel şirketin de sabıkası çok tartışılıyor günlerdir. Sizin de itiraz sürecinde bu konuya ilişkin aklınızda soru işareti var mı? BOTAŞ yolsuzluğuna karıştığı konuşuluyor çünkü. Yani şöyle ÇED raporunu hazırlayan şirket, projeyi hazırlayan şirket, her şey bizim merceğimizin altında bakıyoruz. Herkes sorumlu. Ya bakın dikkatinizi çekeyim. İsterseniz ÇED raporunun arkasındaki teknik insanlara bakın. Ya bir tane onay veren insan Hazreti Nuh'un ben ekranda izledim. Yani telefon kullandığını anlatan birisi. Hazreti Nuh telefonla haber verdi diyor. Yani cep telefonu kullandı diyor. Şimdi ben ciddiyeti elbette sorgularım da inan burası o değil yani. Ben hani bu kadar acı bir durumda daha ötesine gideyim. Niçin bu ülkemin güzel ülkemin tek bir titri profesör olan akademisyen buraya imza atmamış. Soru. Onun için hani diğerlerine cevap vermeye bile gerek duymuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Katılımınız için teşekkür ederim. Alıyorum.